sonra maç başlayacak. Neler düşünüyorsun? Valla çok zorlu bir maç. Çok çok zorlu bir maç. Elimizden geldiğince gayret ederek Fenerbahçe'yi galip edilmeye çalışacağız. Sonra ama bir şey söylemek gerekirse ne dersiniz? İnşallah yeneceğiz. Atmosfer hatta Akva'da esve. Zor bir maç olacak. Bu bir derbi maçıdır. İnşallah temin ederim iyi bir maç olsun yani her iki takıma. Big crowd, Ali. It's büyük bir seyirci kitlesi. I hope both teams play good football and entertain the public. Umarım ki iki takım da iyi futbol oynar ve halka zevkle seyrettirir. Most of them are standing in the pouring rain. They deserve it. Pek çoğu yağmurun altında bekliyorlar. Buna hak kazandılar. Rıdvan sahada yok. Şu anda sahanın dışarısında. Bu kez sahanın dışında maç seyredeceksin. Neler hissediyorsun? Önce oynayamadığım için çok üzülüyorum. Sahanın dışında seyretmek oynamaktan daha zor. Kazanırsak tabii sevince dönecek bu olay. Ama yine de benim yerime oynayacak arkadaşım. Çok randımanlı olacağına inanıyorum. Peki sana göre maç nasıl bitebilir? Fenerbahçe'nin bu tür maçtan önce konuşmak mümkün değil. Skor belirtmek mümkün değil. Fakat form durumu olarak biz daha iyi durumdayız. Kısmet inşallah kazanırız. Atak yaptı. Gol pozisyonu. Ali mutlak bir golden yararlanamıyor. Bir anda kaleci Schumacher'le karşı karşıya kaldı. Arafat'ta atak yapıyor Metin. Nezihi. Ve korner. Ceza sahasında 5 Beşiktaş futbolcu arka tarafa doğru. Kafa ortaya. Son anda Schumacher ve top ağlarda. Son anda Ferdinand'ın topunda topun ağlara gidişini görüyoruz. Ve Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Kafalardan kafalara dolaşan topla Ferdinand. Topa son kafa müdahalesini yapan futbolcu. Ve Metin'in kornerinde tekrar görüntüye geliyor. Köşe vuruşunu kullanan taraf Beşiktaş ve Metin'le. Maçın 11. dakikası değerli seyirciler. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 0. Ceza sahasına doğru uzak tarafı gelen bir top. Schumacher arka tarafta. 3 Beşiktaşlı oyuncu. Şimdi arkaya ortalayan futbolcu Recep. Ferdinand yükseliyor. Vurmadı. Kafayı Fenerbahçe'de yükselen şut pozisyonu, şut ve top ağlarda mükemmel bir vuruş Feyyaz'dan. Kadir, önünde Ferdinand, ayağından açıyor Kadir topu, yine top onun. Şut pozisyonu uzaktan vuruyor Schumacher. Hakan, tekrar Turan, Oğuz ceza sahasında gol pozisyonunda yatarak müdahalesini zamanında yapıyor Gökhan ve Erdi'ye şans tanımıyor. Özcan Oğal ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Topu rakibinden kurtardı Metin. Bugün başarılı hareketleri var. Orta kale sahasına doğru Ferdinand ve yandan dışarıya. Erdi uzaktan vuruyor. Tutamadı topu. Ve korner. Olduğunu söylüyor hemen hemen bütün Fenerbahçe'li futbolcuları şu anda sahada ve tarzında. Sol tarafta boşluk gol pozisyonu. Oğuz gol pozisyonunda şunu atıyor. Yandan dışarıya. Fenerbahçe'nin maçın başından beri bulduğu en net pozisyon. Ali atak yaptı ceza sahasında geri pası Schumacher. Düşen oldu. Yerden Zalat. Özcan Oğal düdüğünü çalıyor, maçın skorunu belirliyor. Fenerbahçe 2-0 yeniliyor, yenilmezlik ünvanını yitiriyor ve Beşiktaş 7 maçta puanla 15'e yükseltirken Fenerbahçe 9 maç sonunda 18 puanda kalıyor. Büyük şansı vardı ve bizi yenmeye başardı. Başka söyleyeceği var mı ileriki günlerde? Za druge utakmice morate nešto da dokažete. Za koje druge? Za kove što ćemo da igramo. Šta da kažemo, igramo dalje, moramo 27 maç. Devam ediyoruz, yani daha 27 maç var diyor. Psikolojik olarak buna ihtiyacımız vardı. İkinci yarıda Fenerbahçe çok iyi oynadı. Fakat böyle bir derbi maçında erken gol atmamız gerekiyordu. Biz erken golleri attık.